Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere uzun zamandır beklediğiniz bir model olan Fender'in Meksika üretimlerinden standart Stratocaster hakkında bilgiler vereceğim. Uzun zamandır bizlere sitem ediyordunuz. İşte abi Eric Johnson'ı tanıttınız, Jeff Beck'i tanıttınız. Neden bu model yok? Haklısınız. Biraz ihmalkar davrandık. Hatta fazlasıyla ihmalkar davrandık ama bu açığı 2015 yılı içerisinde kapatacağımı bilmenizi istiyorum. Tabii neredeyiz? Arkamda çok güzel gitarlar görüyorsunuz. Kadraja sığmayan üst katta da çok özel gitarlar var. Kıymetli bir duvar olduğunu söyleyebilirim. Burası Zuhal Müziği'nin yeni açılan mağazası Unique. Zuhal Unique biliyorsunuz Maslak'ta kurulan Unique İstanbul içerisindeki mağazası. Buraya gelip modelleri deneyebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Burada her şey olduğundan ben gelip artık burada bazı tanıtımları burada çekmeyi uygun gördüm açıkçası. Sağ olsun yetkilileri de beni kırmadı. Gelelim arkadaşlar gitarın özelliğine Fender'in top seller modellerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi satış rakamlarına ulaşmış dünyada bir model. Bunu da gerçekten hak ediyor. Birazdan zaten çalınca da özellikle anlatınca da siz de zaten görüp duyacaksınız. Gelelim özelliklerine arkadaşlar. Fender'in kendi sesinden bakıyorum Fender.com'dan. Ne gibi özellikleri varmış? Şöyle gövdemizden başlayalım. Gövde ağacımız Elder dediğimiz kızıl ağaç. Tabi üstündeki boyadan dolayı bunu göremiyorsunuz. Sunburst modellerinde biraz daha farklı oluyor. Bu doku yani biraz daha ağacın dokusunu görebiliyorsunuz. Üstünde polyester cila olan LPB dediğimiz bir renk kodu bu arkadaşlar. Gerçekten çok hoş. Şöyle arka tarafını da size göstermek istiyorum. Bu da ön tarafı. Sonra devam ettiğimizde gelelim sap tarafına. Sapımızda bize akça ağaç karşılıyor. Hem ön tarafında hem de arka tarafında ve arada görmüş olduğunuz gibi mukavemet arttırıcı bir gül ağacı yani rosewood, palisade dediğimiz bir ağaç da yapmışlar. Tabi burada çalışmalar oluyor. Burası bir mağaza olduğundan arkamdan şu an davul sesleri geliyor olabilir arkadaşlar. Onun için de tekrar kusura bakmayınız. Sapımızda iki farklı cila var. Ön tarafında üretan parlak, arka tarafında da arkadaşlar mat, satin üretan dediğimiz cila yapmışlar. Tabi benim yorumum şöyle, mat gitarlar benim için biraz daha rahat. Bakın özellikle altını çiziyorum, bu benim için. Siz şöyle düşünmeyin, acaba parlak cilalı gitarlar daha mı rahatsız? Hayır, benim kendi şahsi kanaatim böyle. Ben daha rahat ediyorum açıkçası, o yüzden tercihim daha mat gitarlardan yana oluyor ki bu gitarın kendi üretim şekli böyle. Onu da bilmenizi istiyorum. Modern C sap profili uygulamışlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi umarım seçebilmişsinizdir. Çok rahat avuca oturan bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Modern C, yani modern C shape'in diye Türkçeleştireyim. 9,5 inç radius var. Neydi arkadaşlar 9,5 inç? Klavyemizin yarı çapı. Baktığınız zaman zaten böyle hafif o oval hattı göreceksiniz. Medium jumbo perdeler var. Bu da avuca rahat yani iyi bir solo imkanı sağlıyor. 21 perde tercih edilmiş. Bununla ilgili bize soruyorsunuz. İşte ben solo gitaristim, 21 perde de çalabilir miyim? Dünya geneline şöyle bir baktığınız zaman çok iyi gitaristlerin de 21 perde gitarlar kullandığını görüyorsunuz. Aslında geriye kalan 24 perde sayısı sizin biraz müzik tarzınızla alakalı. Biraz daha sert tonlarla ilgili müzikler yapıyorsunuz. 24 perde tercih edebilirsiniz. Ama bu dediğim gibi tamamen kişisel zevk ve tarz meselesine giriyor. Sentetik kemiğimiz var. Şuradan yaparsam daha rahat göreceksiniz. Şöyle arka tarafındaki akort burguları, diecast dediğimiz döküm akort burguları yine Fender'in tercih ettiği modeller arasında. Sapla gövde birleşimiz bolt-on 4 vida ile tutturulmuş. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle bakıyorum neler var diye. Klavyemizde siyah noktalar var. Bazı gitarlarda abalon görürsünüz. Böyle sedef olur. Bunda siyah noktalar tercih edilmiş. Gelelim gövdemizdeki elektronik bölüme. Elektronikte neler var arkadaşlar? 3 tane single coil, Fender'in kendi standart single coil manyetikleri var. İlk defa izleyen arkadaşlar olabileceğinden açıklamasını yapayım. 2 ton bir volüm potansımız var. Volüm hepsi için genel. 5 yollu switch'imiz var. Bu switch en alttayken sadece köprü manyetiğimiz, bir üstteyken köprü ve orta. 3. switch pozisyonunda orta manyetik, 4. switch pozisyonunda sap ve orta manyetik ve 5. switch pozisyonunda sapa yakın olan sap manyetiğimiz aktif oluyor. Senkronize tremolomuz var. 6 vidalı ve krom aksam tercih edilmiş gitarın tamamen bütün yapısında ve onun haricinde pickartımız da 3 katlı bu standart Stratocaster'larda kullanılan bir durum. Şöyle bakıyorum atladığımız bir şey var mı? Fender'in Amerikan 32 ile 942 telleriyle piyasaya sürülüyormuş ve merak edenler için söylüyorum. Geekbag gitar kutusunun içinde dahil değil. Eskiden dahildi ama Fender sonradan standart modellerini Geekbag'i kaldırdı. Şimdi arkadaşlar çalınma bölümüne geçeceğim. Fender'in Supersonic 22 combo amfisini kullanacağım ve önünde Sennheiser Evolution 606 mikrofonumuz eşlik edecek. Şimdi isterseniz o bölüme geçelim bakalım nasıl sonuçlar çıkacak ortaya.
Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amfimiz yaklaşık 3 saattir ısınıyor burada. Çok güzel bir ton çıkacak. Ben buraları düzenlerken amfide bir taraftan hemen çalıştırdım ve lezzetli bir ton olması için bayağı bir süredir açık bıraktım. Standby'da bekletiyordum. Sırasıyla önce clean tonunda manyetiklere dolaşacağız. Ardından da overdrive tonlarına bakacağız. Başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi overdrive tonlarımıza bakalım. Thank you.
Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Fender'in Meksika üretimlerinden standart Stratocaster hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Gerçekten Fender Amfi ile beraber eşsiz bir ton çıkıyor ortaya. Meksikası böylesi Amerika'nın kim bilir nasıldır diyorsanız sitemizden videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili Zafer Turuçeri'nin çalması ve benim anlatımımla beraber. Gitarla ilgili ekstradan sormak istediğiniz sorular olursa info@gitarteknikleri.com adresine mail atabilirsiniz. Videonun altına yorum yazabilir veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak stüdyo mağazamız aramanız yeterli. Biz size her konuda yardımcı olmaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.